Tüm fizik uçucu, fizik çözer, matematik çözere, modern fizik kolye hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar, hayırlı günler diliyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Palme'nin soru bankası B'de elektrik yüklenmeleri, elektrostatik de diyebiliriz arkadaşlar. Test 3'ten devam. Sevgili arkadaşlar, bir yandan da buradaki temel kavramları vermeye çalışıyorduk. Tabi bunların hepsini aslında arkadaşlar anlattık. Şurada nötr bir cisme arkadaşlar eksi yüklü bir cisim yaklaştırıldığında eksi yükler eksi yükleri iterek en uzağa, ne dedik, elektrik yükleri en yakından en uzağa ya da en yakından en uzağa hareket eder ve metallerde, katı cisimlerde sadece arkadaşlar eksi yük hareketi söz konusudur dedik. Bu duruma ise ne diyoruz arkadaşlar? Kutuplaşma. Bakın işte arkadaşlar, eksiler bir tarafa, artılar bir tarafa, işte insanların bir tarafa, diğerleri bir tarafa olduğunda kutuplaşma, zıt görüşlü insanlar arkadaşlar bu şekilde karşıya getirebilir. Araya şurada bir münafık girdiğinde görüldüğü gibi toplum arkadaşlar böyle her tarafa dağılmıştır her tür insan. Ama işte arkadaşlar böyle bir artı, eksi vesaire toplumun içerisine girerek toplumu da kutuplaştırabiliyor. Gördüğünüz gibi fizik arkadaşlar toplumsal bilimlere de çok yakın. Evet sevgili arkadaşlar, şurada K ve L birbirine dokunduğunda bunu artık tek cisim gibi düşüneceksiniz. Tek cisim. Ve eksi yükler en yakından en uzağa gitti mi? Gitti. K L'ye eksi yük vermiş oldu. K artı ile L eksi ile yüklenmiş oldu. Tabii ki arkadaşlar bunu yapmak için bu durumda önce K ve L birbirinden ayrılır. Sonra eksi yüklü cisim uzaklaştırıldığında arkadaşlar K ve L de birbirini etkilemeyecek. Yani etki sahasının uzaklığına götürüldüğünde böyle arkadaşlar eksi yükler artı yükler homojen olarak her tarafa dağılmış olacak diyoruz. Tabii ki arkadaşlar artı yüklerin dağılmasına artı yükler dağılmaz. Buradan bir kısım eksi yükler şuraya gelir. Dolayısıyla burası da artı ile yüklenmiş olur diyoruz. Artı yük hareketi söz konusu değil sevgili dostlar. Evet, şöyle arkadaşlar birinci sorumuzdan bakalım. Şekil 1'de iletken A küresi artı 4 Q ile yüklüdür. Şekil 2'deki gibi A küresinin içine eksi 2 Q yüklü B küresi konulursa A küresinin dış yüzeyindeki yük miktarı ne olur? Sevgili arkadaşlar, burada cisim tam kürenin ortasında olduğu için ve bütün etki alanı küre yüzeyine olduğu için kendi yükü kadar yükler. Ama dışarıdan bir etkiyle, örneğin arkadaşlar bunun yükü eksi 5 Q olsa buraya eksi 5 Q'yu gönderemez. Örneğin eksi 2 Q'yu, eksi 3 Q'yu duruma göre, yakınlığa göre vesaire gönderebilir. Bunun arkadaşlar artı 4 Q içinde, buradan arkadaşlar artı 4 Q ne yapacaktır arkadaşlar? Diyor ki dış yüzeyindeki yük miktarı, eksileri itecektir arkadaşlar eksi 2 Q'yu. Eksi 2 Q'yu itti. Artı 4 Q zaten arkadaşlar dışarıda toplanmıştı. Dolayısıyla dışının yükü arkadaşlar ne olmuş oldu? Artı 2 Q olmuş oldu diyoruz sevgili dostlar. Üzerindeki yük miktarı artı 3 Q QA artı 3 Q QB'dir. Eksi 2 Q olan iç şekil iletken küre şekilde görülmektedir. B küresinin dış yüzeyindeki toplam yük ne kadardı? Biraz önceki sorunun aynısı arkadaşlar. Bu da ne yapacak? Eksi 3 Q'yu şuraya çekecek arkadaşlar. Eksi 3 Q. Dışındaki yük miktarı neydi arkadaşlar? Eksi 2 Q. Dolayısıyla arkadaşlar eksi 3'ü çektiğinde eksi 2 eksi eksi 3. Yani şöyle düşünelim arkadaşlar. Eksi 2 Q eksi eksi 3 Q. Ne oldu arkadaşlar? Artı Q. Dışarıda fazladan eksi 2 Q varken biz eksi 3'ü buraya çekersek dışarıda fazladan artı Q kalacaktır. Ve bu işin de matematiği budur. Nötr L küresinin içine, nötr L küresinin içine artı yüklü K küresi sarkıtılıyor. X anahtarı önce kapatılıp bir süre sonra açılıyor. Daha sonra K küresi çekiliyor. L küresinin iç ve dış yüzeyinin yükü aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Önce kapatılıyor arkadaşlar. Buradaki artı yükler dedik ki eğer dokunma varsa tek bir cisim, yani bu cisimle dünyayı tek cisim gibi düşüneceğiz arkadaşlar L ile. Ve eksi yükleri çekecek. Nereden? Topraktan.
Toprak en uzak arkadaşlar. En uzaktan en yakına, eğer eksi olsaydı en yakından en uzağa eksileri itecekti. Tabii ki arkadaşlar bu eksileri kendisine en yakın yere, yani şuralara çekti. En yakın yere çekti arkadaşlar. Şimdi ne diyor arkadaşlar? X anahtarı açıldı. Açtık ve kay küresini uzaklaştırdık. Arkadaşlar iletken bir cisimde fazla yükler birbirini iterek dışa toplanır ve bu iletkenin içinde yük kalmaz, içi nötr olur. O halde nötre dışı eksi, cevabımız Denizli. Yarı R yarıçaplı X küresi iletken küresi artı Q. Evet, 3 R yarıçaplı Y iletken küresi eksi 5 Q yüklüdür. X önce Y'nin dış yüzeyine dokunduruluyor. İşte arkadaşlar dokunduralım. Toplam yükümüz nedir arkadaşlar? Artı Q eksi 5 Q daha. Toplam yükümüz eksi 4 Q. Bu eksi 4 Q yükü arkadaşlar 3'e 1 oranında paylaşacaklar. Yani R 3 R daha 4 R. Eksi 4'ü 4'e böl eksi 1. O halde arkadaşlar eksi Q 3 ile çarp eksi 3 Q. Sonra Y'nin içine dokundurulmadan sarkıtılırsa, yani arkadaşlar bu durumda bunun yükü eksi Q. Eksi Q iken sarkıtılırsa eksi Q'yu dışarı itecek. E zaten yükümüz neydi? Dışının yükü eksi 3. Bir eksi Q daha alırsa eşittir eksi 4 Q Adıyaman. İçi boş ve başlangıçta yüksüz olan A metal küresinin içinde artı Q yüklü metal küre şeklindeki gibi değmeyecek biçimde tutulurken eksi Q yüklü metal küre A küresine dıştan değecek biçimde tutuluyor. Bu durumda A küresinin iç ve dış yüzeylerinin yük durumu aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye sorulmuş sevgili arkadaşlar. Evet, burada arkadaşlar cevap şıklarımızı görürüz. Yalnız bu iki cisim birbirine değmişse arkadaşlar, kaç cisim olursa olsun değdiğinde bunları tek cisim gibi düşünüyoruz arkadaşlar. Artı Q yükü arkadaşlar, bu tabii kürenin içinde olduğu için dedik. Aslında bunu da şöyle tamamen kapatmamız lazım ki bu etki de dışarı gitmesin arkadaşlar. Şunun dış yüzeyi komple, dışarıdaki yük ne? Eksi Q. Bu artı Q olduğu için eksi Q'yu içeri çekecektir. Dolayısıyla arkadaşlar içeride bir eksi Q'muz var. E dışarıdaki eksi Q'yu içeri çektiği için sevgili arkadaşlar dış yüzey ne olacaktır? Nötr olacaktır. O halde eksiye nötr diyoruz. Peki cevap şıklarına bakıyoruz güzel insanlar. Evet. Şu olamaz, olamaz arkadaşlar. Dışı zaten içi eksi gelmişti. O da sadece görüldüğü gibi. Burada olsa arkadaşlar eksi Q artı Q ne yaptı? Sıfır oldu. Olamaz. Çünkü niye? Burada arkadaşlar bakın, şu cismin, yani A ile şunun toplam yükü ne olmalıdır arkadaşlar? Eksi Q. Yani buradaki yükler buraya da gelse arkadaşlar yine ne olursa olsun içiyle dışının toplamı eksi Q olacak. Çünkü bu alıp vermiyor. Sadece yükleri hareket ettiriyor. Dolayısıyla arkadaşlar toplam yük her zaman eksi Q kalmalı. Eksi Q kalmalı. Bu da olamaz. E dolayısıyla ola ola ne geldi? Cevabımız Denizli. Görüldüğü gibi arkadaşlar burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Cevap şıklarını çok güzel elememiz gerekiyor. Toplam yükü her zaman koruyacağız sevgili dostlar. Özdeş A ve B elektroskopları sırasıyla artı Q ve eksi Q yüklüdürler. Eksi 5 Q yüklü C iletken küresi A'nın topuzuna dokunduğunda yapraklar kapanıp tekrar aynı miktarda açılıyor. Hemen matematiğine bakalım arkadaşlar. Toplam yükümüz nedir? Toplayın arkadaşlar. Tabii ki eksi 4 Q dediniz. Duydum. İnşallah duymuşumdur. Evet sevgili arkadaşlar. Bu tekrar aynı miktar açıldığına göre demek ki yükü eksi Q olacak. Bunda kalan ise arkadaşlar eksi 3 Q olacak. Niye? Toplama eksi 4 olduğu için. İşte arkadaşlar zaten bunun son durumda yükü neymiş? Eksi Q. Demek ki arkadaşlar eksi 3 Q'ya eksi Q olana kadar yük alışverişi. E zaten bunun yükü de eksi Q. Ve arkadaşlar yük alışverişi olmayacak. Demek ki son durumda bunların potansiyeli eşit. İşte arkadaşlar bunun yükü eksi 3 Q olduğunda, eksiye eksiye dokundurduğumuzda arkadaşlar potansiyelleri eşitse yük alışverişi olmaz, değişmez.
Eğer cismin potansiyeli daha büyük ise elektroskoba yük verir, açılır. Eğer elektroskobun potansiyeli daha büyükse cisme yük verir, bir miktar kapanır. Zaten arkadaşlar eksi 3 Q'ya eksi Q olduğunda dengeye gelmiş. E bu da zaten eksi Q, o zaman bu denge bozulmayacak. Eğer bunun yükü eksi Q'dan büyük olsaydı cisme yük verecekti, kapanacaktı. Eğer eksi Q'dan küçük olsaydı cisim buna yük verecekti, bir miktar açılacaktı. Cevabımız Balıkesir, Bandırma. Güzel bir soru arkadaşlar ama şuraya dikkat ettiğinizde soru gayet kolay. Çekirdeki iki boş yüklü iletken kürenin yarıçapı 4 R'dir. X, Y, Z iletken kürelerin yarıçapları ise R olup yüksüzdür. X küresi A noktasına dokundurulup, evet, X arkadaşlar A'ya dokunduruluyor. Şöyle bir işlem yapalım. X A'ya, Y B'ye içten dokunduruluyor. Yükü sıfır dolayısıyla arkadaşlar. Z de sonra C'ye dokunur. Şimdi arkadaşlar bunlar özdeş. Bu buraya dokundurduğunda toplam yükü bir miktar paylaşacaklar. Ve buradaki içi boş kürenin yükü azalacak. Tamam, zaten Y yük alışverişi yapmıyor. Y'nin yükü en küçük şıklardan, onu bakacağız arkadaşlar. Sonra Z dokunduruluyor. Tabi önce X dokundurulduğu için bunun yükünün bir kısmını alacak. E sonra Z dokundurulduğunda bu kalan yükün bir kısmını alacak. Demek ki arkadaşlar QX QZ'den büyük olacak. E zaten QY 0. En küçük QY olacak. O halde X Z'ye. Şimdi cevap şıklarına bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Ne dedik? X Z Y dedik. 7 Ceyhan. Sevgili arkadaşlar zaten elektroskopla ilgili sorular çözüyoruz. Topuz, yapraklar falan, iletken, tel, bunu herhalde bilmeyen yok arkadaşlar. Tabi buradaki nötr bir elektroskop arkadaşlar, yapraklar kapalıdır. Eğer eksi yüklü bir cisim yaklaştırırsanız eksi eksiyi itecek. En yakından en uzağa dedik arkadaşlar, elektrikler hareket ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapacaktır? Topuzlar artı, yapraklar eksi ve yapraklar ne yaptı arkadaşlar? Açıldı diyoruz. Ve 8. sorumuza geçiyoruz. Eksi yüklü K iletken küreleri artı Q yüklü L iletken küreler şekilde konuma getiriliyor. 1, 2, 3 durumunda hangilerinde K kürelerinin dış yüzü nötr olur? Dokunma durumunda arkadaşlar. Şimdi burada ne diyor? 0. Bakın, dokundurduğumuzda toplam yük 0. Nereden dokundurursan dokundur. Arkadaşlar bu bütün yükünü verdi. Zaten L 0 oldu. Toplam yük 0. Ha, şimdi burada 0 olmayabilirdi ama toplam yük 0 olduğu için eksi Q artı Q daha 0 sevgili arkadaşlar. Peki şu durumda olay ne arkadaşlar? K'nın dışı eksi. L de artı arkadaşlar. Artı eksileri çekecek. E tabi bu artı Q olduğu için arkadaşlar eksi Q kadar yükü içeri doğru çekti. Ve dışı arkadaşlar nötr oldu. Tabi bu özel bir durum. Her zaman bu olmaz. Artı Q eksi Q olduğu için arkadaşlar. Ve küre olduğu için şurayı da kapalı kabul ediyoruz arkadaşlar. Çünkü bütün etkisini küre yüzeyine uygularsa ancak üzerindeki yük kadar. Ama dışarıdan dedik yaklaştırırsak bu hiçbir zaman kendisi kadar yükleyemez. Ancak kürenin tam kalbinde, merkezinde olduğunda cevabımız Denizli. Sevgili arkadaşlar tabii ki elektroskobun bir amacı var arkadaşlar. Bir cismin yüklü olup olmadığını, yüklü ise yükünün cinsini bulmaya yarayan bir araçtır. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Evet, geldik 9'a. Elektrik yüklü özdeş iki elektroskobun topuzları birbirine dokundurulduğunda elektroskoplardan birinin yapraklarının açıklığı azalmaktadır arkadaşlar. Bunlar neymiş? Özdeş. Buna göre ikinci elektroskobun yaprakları hareketlerinden hangisini gösteremez? Arkadaşlar, şimdi birinin yaprakları biraz azaldığına göre arkadaşlar ve özdeş olduğuna göre, yani birinin yaprakları hala açık mı? Açık. Ve arkadaşlar diğeri de özdeş, diğeri de açık olmalı ve aynı cins son durumda arkadaşlar eşit miktarda ve aynı cinsle yüklenmelidir. Yarı çapları eşit olduğu için veya elektroskoplar özdeş olduğu için dokundurulan iki cismin son durumda yüklerinin cinsi kesinlikle aynı olmalıdır. Miktarı hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Özdeşse
Miktarlar da eşittir. O halde biri göstermesi imkansız sevgili arkadaşlar. Evet, önce kapanma, sonra açılma. Şimdi bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Bunun yükü eksi Q iken artı Q oldu. Ya da diyelim eksi 3Q iken arkadaşlar eksi Q oldu. Bu ne yaptı? Azaldı. Belki arkadaşlar bu da artı Q iken bakın toplam yükümüz ne? Eksi 3. Bunda son durumda yükü eksi Q. Yani önce kapanıp sonra açılabilir. Bu yükünü buna verdiğinde bunun yaprakları azaldığına göre yük miktarı azalmıştır. Diyelim yük verdi arkadaşlar. Yük verdi. Eksi olsun. Artı olsaydı eksileri alırdı. Fark etmez. Netice olarak arkadaşlar. Dolayısıyla bu yükünün bir kısmını buraya verdiğinden dolayı bunun arkadaşlar artıdan eksiye gelme şansı var mı? Var. O halde gösterebilir. Tamamen kapanma gösteremez. O halde bir olmalı. Bir olmalı. Bir var. Bir var. Bir var. Eledim. Efendime söyleyeyim. İki olabilir. O halde içinde iki olanları eledim. Arkadaşlar çünkü iki olabilir. Biraz kapanma. Evet arkadaşlar. Bakıyoruz. Bu buna yük verdi. Eğer bu artı ise arkadaşlar diyelim ki artı 5Q ya da artı 2Q arkadaşlar ne olabilir? Bu da biraz kapanabilir. Dolayısıyla biz bunun artı yük miktarını bilmiyoruz. Yani diyelim ki arkadaşlar burada ne oldu? Bunun yükü artı 2Q olsun. Eksi 3Q olsun. Toplam yükümüz ne? Eksi Q. 2'ye böl. Eksi Q bölü 2. Eksi Q bölü 2. Gerçi bu ne oldu arkadaşlar? Artıdan eksiye geçtiği için önce kapanıp sonra açılma oldu. O zaman bunu artı 4Q alalım sevgili arkadaşlar. Evet güzel insanlar. Bunu da artı 4Q aldığımızda bu sefer bu eksiden artıya gelmiş olacak. Yani kapanıp açılmış. Demek ki arkadaşlar bu ne yapamıyor? Olamıyor. O halde 3 de olamıyor. Biraz açılma olabilir mi? Olabilir. Niye arkadaşlar? Diyelim ki bu eksi 3Q, bu da eksi Q olsun. Bu buna yük verdi sevgili arkadaşlar. Eksi 2Q, eksi 2Q. Bu azaldı. Bu arttı. Zaten bu arkadaşlar çok beklenen bir durum. 1 ve 3 olamaz. Güzel bir soru. Yalıtkan ayakları üstünde kurulan şekildeki sistemde x iletken küresinin yükü eksi 3Q, z iletkenin yükü artı 6Q. Evet, y ise bilinmiyor. İç küresi y'ye dokundurulup çekildikten sonra k anahtarı kapatılıyor. Son durumda z'nin yükü değişmediğine göre y'nin ilk yükü nedir? Sevgili arkadaşlar, şimdi bu anahtar tersinden gidelim. Kapatıldığında z'nin yükü değişmediğine göre r'ye 6Q düşüyorsa 2r'ye 12Q düşmelidir ki değişmesin. Yani yük bölü yarıçap oranları aynı ise yük alışverişi olmaz. Bu buna dokundurulduğunda 2R'ye 12Q düşüyorsa R'ye 6Q düşer arkadaşlar. Tabi ben artılarını yazmadım ama artı zaten artı demediğimiz zaman artı demektir. 18Q arkadaşlar X, Y'ye dokundurulduktan sonraki toplam yükümüz 18 ise dokundurulmadan önceki toplam yükümüz de 18 olmalıdır. Yani 18Q eşittir eksi 3Q artı Q'ya demek istiyoruz. Yani son durumdaki toplam yük ile ilk durumdaki toplam yük dokundurulmadan önceki toplam yük ile dokundurulduktan sonraki toplam yük eşit olmalıdır güzel insanlar. Eksi 3'ü buraya attığınızda y'nin yükü 21Q olmaktadır diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve hemen şuradan bakıyoruz. Cevabımız Balıkesir. Sevgili arkadaşlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizik Kolik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.